24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Elif Akkaya Kuter, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analist sentezle değerlendiriyor olacağız. Öncesinde her sabah olduğu gibi Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Akkaya Kuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım. Umarız öyle olur diyelim ve Ankara gündeminde neler var diyerek başlayalım. Şimdi ilk olarak tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemine bir bakalım. Ajandada saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri başarı ödülleri törenine katılacak ve yurt dışında Türkiye'yi temsil eden yatırımlarıyla beraber Türkiye markasını sınır ötesi taşıyan müteahhitlere ödüllerini verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda bugün savunma sanayi yetenek yönetimi zirvesi de Ankara'da gerçekleşiyor. Buna da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hem de Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün konuşmaları olacak bu zirve kapsamında. Saatler 9.30'u gösterdiğinde bu programın da başlayacağı bilgisini paylaşalım. CHP cephesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Yani A takımını toplayacak Özgür Özel ve iç siyasete ilişkinde yine konuları masaya yatıracak Özel A takımıyla beraber. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak. Hem ulaşımdaki önümüzdeki süre zarfı içerisinde atılacak olan projelere, adımlara dair bilgileri verecek. Hem de bugüne kadar yapılanlara dair yine önemli notları aktarmasını bekliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak. Saatler 10.30'u gösterdiğinde şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınlarının kamu atamalarına dair de artık son bilgiler elimize ulaşmış olacak. Bugün aynı zamanda diplomaside de hareketli bir gün. Türkiye ve İsveç arasında kurulan güvenlik mekanizmasının ilk toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında, aynı zamanda diğer bakanların da katılımıyla, İsveçli Dışişleri Bakanı'nın da katılımıyla beraber Ankara'da toplanacak ve bu güvenlik mekanizmasına dair biliyorsunuz İsveç'in NATO üyeliği süreci içerisinde Türkiye'nin beklediği bazı somut adımlar vardı. Neydi bu somut adımlar? Terörle mücadele konusunda hem mevzuatsal değişiklikler hem de o mevzuat değişikliklerin uygulanabilirliği konusunda bazı kartları görmek istiyordu Türkiye ve bu noktada şimdi bazı değişiklikler yapıldı İsveç'te, ancak bunların sahadaki uygulanabilirliği ve önümüzdeki süre zarfı içerisinde PKK, YPG, PYD'ye karşı nasıl ortak adımların atılabileceğine dair bu güvenlik mekanizması toplantısında ele alınacak bu konular. Ayrıyeten yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsveçli mevkidaşıyla baş başa da bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyelim. Buradaki görüşmede de ikili ticaret konuları, işbirliği mekanizmalarının ele alınması bekleniyor Elif Akkaya Kutar. Evet. Ankara gündemini diplomasi trafiğiyle, hız kesmeyen diplomasi trafiğiyle noktalamış olalım. Güne güzel haberlerle başlayalım diyoruz ya. Güzel bir en sıcak gelişmeyle başlayalım. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir operasyon haberimiz var. Şimdi bu operasyon haberiyle beraber Narkoçelik 39 operasyonun isminden de anlaşılacağı üzere yine güvenlik güçlerimiz torbacılara karşı, zehir tacirlerine karşı başarılı bir operasyona daha imza attı. Narkoçelik 39 operasyonunda 44 ilde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve bu eş zamanlı baskınlar neticesinde 470 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap. Bakın 4 milyonun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Tabi zehir tacirleri de yakalandı. 293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirildi operasyon. 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 6 narkotik dedektör köpeği de operasyonlarda personele yardımcı oldu. Hangi iller? Şöyle bazı illeri sayayım dilerseniz. Ankara, Antalya, Konya, Kayseri, Aydın, Hatay, Elazığ, Isparta, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır
içinde bulunduğu 44 ilde operasyon gerçekleştirildi. Tabi burada yakalanan bu 293 zehir tacirinin vereceği ifadelerle beraber önümüzdeki süre zarfı içerisinde yapılacak yeni narko çelik operasyonlarının, narko güç operasyonlarının aslına bakarsanız kapıları aralanmış olacak. Bu tedarik zincirine ilişkin yeni halkaların deşifresiyle beraber yine güvenlik güçleri önümüzdeki süreçte bu operasyonlarına devam edecekler. 470 kilogram uyuşturucu maddenin yakalanması ve 4.945.832 adet uyuşturucu hapın da ele geçirilmesi bu noktada önemli bir başarı. Biz de ekipleri, Türk polisini bir kez daha tebrik edelim. Ayaklarına taş değmesin. Evet. Ayaklarına taş değmesin sizin de söylediğiniz gibi diyelim. Devam edelim şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programından bahsettiniz. 14. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek dedik. Devamı da olacak. Dolayısıyla biraz daha detaylandırarak sizden alalım. Tabii ki. Şimdi bugün müteahhitlik hizmetleri başarı ödülleri törenine katılıyordu. Önümüzdeki günlerde de yine diplomasi hani hareketli dedik ya. Önemli bir ziyareti olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a gidecek. Birleşmiş Milletler oturumunda, genel kurulunda hitap etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bugüne kadar 4. Başbakanlığı döneminde olmak üzere 13 kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu katılımların her birinde gerçekleştirdiği konuşmalarda tarihe düşülecek birer not olarak hafızalara kazınmıştı. Yine İsrail konusunda özellikle İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği terör saldırıları ve sadece Filistin topraklarında gerçekleştirdiği terör saldırıları değil, aynı zamanda bölge ülkelerine yönelik saldırganlığı, ki daha dün akşam saatlerinde bir başka saldırıyla dünya sarsılmıştı hatırlıyorsanız. Hizbullah'a yönelik, Lübnan Hizbullah'ına yönelik gerçekleştirilen çağrı cihazlarına sızma noktasıyla gerçekleştirilen bir saldırıyla İsrail neler yapabileceğini aslına bakarsanız bir kez daha ortaya koymuştu o saldırganlık çerçevesi içerisinde, terör eylemleri çerçevesi içerisinde. Şimdi bu noktada tabii İsrail'in artık önünün alınması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası kamuoyuna ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yönelik kitabında net mesajlar vermesini bekliyoruz. Şimdi önümüzdeki süre zarfı içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak zirvesinde de tabii ki Türkiye'nin yine katılımıyla beraber gerçekleştirilecek, Ürdün'de, Amman'da gerçekleştirilecek olan bir zirve var. Yani bu zirvenin de bu zirveden de çıkacak olan aslına bakarsanız notlarla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'a gidecek ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. 24 Eylül Salı günü gerçekleşecek genel kurul oturumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oradan uluslararası arenaya mesajlarını verecek. Ana temasının Erdoğan'ın konuşmasının İsrail'in bu Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği terör saldırıları olmasını bekliyoruz. Ancak tabii ki sadece bu konuyla da sınırlı kalmayacak Erdoğan. Diğer taraftan baktığımızda yine Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'nın içerisine düştüğü tahıl krizi konuları masaya yatırılacak ve Erdoğan'ın gündeme getirmesini beklediğimiz önemli gündem başlıklarından bir tanesi. Diğer taraftan İsrail dediğimizde tabii ki bir parantez açmak lazım. İsrail bir terör devleti ama Türkiye'de terörle mücadelede diğer bölücü terör örgütlerine yönelik mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İşte o bölücü terör örgütlerine destek veren bazı Avrupalı bizim sözde müttefiklerimiz var biliyorsunuz. O sözde müttefiklere yönelik de yine Erdoğan'ın net mesajlar vermesi bekleniyor. Özellikle terörle mücadele konusunda o müttefiklerden destek beklediğini ve Türkiye'nin de kırmızı çizgilerini bir kez daha Birleşmiş Milletler kürsüsünden dillendirmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, 24 Eylül Salı günü bir kez daha ki işte Başbakanlığı döneminde 4 kez, toplamda da 13 kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 24 evet. Eylül Salı günü bir kez daha Birleşmiş Milletler kürsüsünde olması bekleniyor diyelim. Şimdi dediniz ya az önce İsrail bir kez daha neler yapabileceği noktasında tedirgin etti diye, çağrı cihazları bombaya nasıl dönüştü, yüzlerce cihaz nasıl eş zamanlı patlatılabildi, siber bomba artık İsrail'in yeni planı mı, kafada bir sürü soru işaretine neden olan ve bütün dünyayı tedirgin eden bir saldırı gerçekleşti dün. Hem detaylarını sizden alalım,
Hem de bu soru işaretleriyle ilgili aynı zamanda da işte cep telefonumuz, hepimiz cebimizde bomba mı taşıyoruz tedirginliği de yaşamaya başladık. Şimdi bu tedirginlik çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu saldırıda bazı kara noktalar var. Şimdi ben güvenlik uzmanı değilim ama az çok teknolojiden anlarız, ederiz. Şimdi çağrı cihazı dediğiniz cihaz analog cihazlardır genel itibariyle. Analog cihazların içerisine sızma, daha sonrasında da o sızmayla beraber analog cihazın içerisindeki pili patlatmak marifetiyle. Aslına bakarsanız orada patlayan şey çağrı cihazının içerisindeki pil kısmı. Zaten en patlayıcı olan nokta bu teknolojik cihazların içerisindeki o lityum iyon piller. Bu nasıl gerçekleşti? Burası hala bir soru işareti. Şimdi yapılan açıklamalar, haberlerin servis edildiği noktalar, bilgi kaynaklarına baktığınız zaman çok sağlıklı bilgilerin elimize ulaşmadığını söyleyebilirim. Yani dünya kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda şu anda şöyle bir bilgi var. Evet, İsrail işte çağrı cihazlarına sızdı. O çağrı cihazları, bir de birkaç tane çağrı cihazı değil, bine yakın çağrı cihazından bahsediliyor yanlış bilmiyorsam. Aynı anda patlatıldığı yönünde bir bilgi geçiriliyor. Bu tamamen şu da olabilir. Yani bu senaryoya dair bir parantez açıp düşünmek lazım. İsrail'in uluslararası alanda dünya üzerinde yaymaya çalıştığı o korku, yaratmaya çalıştığı korku imparatorluğunun da bir aslına bakarsanız noktası olabilir. Çünkü analog cihazlara sızmak, böyle dijital cihazlara sızmak kadar kolay değil. Hani patlayan şeyler telefon olsaydı belki çok daha mantıklı bir nokta olacaktı. Ya da bu kara noktalar, bu soru işaretleri aklınızda olmayacak. Çünkü telefonlara sızmak analog cihazlara sızmaktan çok daha kolay. Neden diyeceksiniz? Ya indirdiğiniz herhangi bir uygulamayla, size gelen herhangi bir mesajla ya da bir hackleme ile çok rahat bir şekilde buna sızılabilir. Ve içerisindeki yazılımlarla beraber o bataryaya müdahale edilerek patlatılma imkanı olabilir. Ancak analog cihazlarda bu biraz daha zor. Sızma girişimi biraz sıkıntılı bir süreç. Onun belki de güvenlik uzmanlarıyla çok daha uzun uzun böyle üzerine konuşulması gereken konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi 9 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere 2750 kişi yaralandı bu saldırıda. Bakın 2750 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi. İran'ın Lübnan Büyükelçiliği'nin de cihaz patlamasında yaralandığı yine açıklanıyor. İran'ın Lübnan Büyükelçisi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tüm sağlık çalışanlarını işe çağırdı. Vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Lübnan'dan gelen son bilgilere göre. Bu çağrı cihazı konusu birazcık hani burnuma kötü kokular da getirmiyor değil. O yüzden bunun ciddi anlamda teknoloji uzmanlarıyla beraber bir oturulup konuşulması, incelenmesi, tartışılması lazım. Belki de bu çağrı cihazları, hani çağrı cihazı dedikleri şey bizim o bildiğimiz çağrı cihazları değil, daha farklı, daha teknolojik cihazlardı. Hani içine sızılabilecek olan farklı bantların kullanıldığı çağrı cihazlarıydı. Ancak bildiğimiz anlamdaki klasik çağrı cihazlarına İsrail'in sızması, orada patlama gerçekleştirmesi, o patlamalar neticesinde 2750 kişinin yaralanması, 9 kişinin hayatını kaybetmesi, 200'ü de ağır bu yaralılardan, gerçekten korkunç. Hani İsrail'in bugüne kadar yaptıkları zaten çok korkunç. Ama eğer ki böyle bir imkan varsa ellerinde, bu imkanlarla beraber tabii ki çok daha aslına bakarsanız riskin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor bu terör eylemi, bu saldırı. Ve uluslararası kamuoyunun da zaman geçtikçe her gün hani o arkalarına yaslanıp çok rahat bir şekilde oturuyorlar ya, onunla beraber ne kadar aslına bakarsanız risk alındığını, her geçen gün İsrail'in insanlık adına nasıl büyük bir tehdit olduğunu da gözler önüne seriyor Elif Hakkı Aykutur. Evet, sizin de söylediğiniz gibi şimdi 9 kişi hayatını kaybetti, 2750 kişi yaralandı ama bu 2750 kişinin de 200'ü ağır, gözünü kaybeden. Şöyle bir iddia da var. Evet. Hemen bu iddiayı da aktaralım. Şimdi ben az önce piller üzerinden gittim ama tabii ki her geçen dakika, her geçen gün bu konu incelendikçe bazı iddialar da ortaya atılıyor. Mesela iddialardan biri de 1200 çağrı cihazı son parti alınan cihazlarmış. Yani bir cihaz değişikliğine gidilmiş burada. Bir yenileme gerçekleştirilmiş. Bu alımın yapıldığı firmayı bir şekilde etkisi altına alınan İsrail teslim edilecek cihazlara mini patlayıcılar eklediği iddia ediliyor Elif Hakkı Aykutar. Yani o cihazlar Hizbullah üyelerinin ellerine gitmeden önce
çok daha öncesinde İsrail o cihazlara müdahale ediyor. Yani bakın oradaki lojistik zincirini zaten çözmüş İsrail. Orada hiçbir problem yok. O cihazların içerisinde mini patlayıcılar yerleştirdiği iddia ediliyor. Cihazları satın alan Hizbullah'ın kendi adamlarına dağıttıktan sonra bombaları sinyalle tetiklediği yönünde bir iddia var ki o sinyaller zaten 1200 cihaza demek ki aynı anda gönderilen sinyalle beraber o bombayı aktif hale getirecek şekilde bir düzenek içerisine yerleştirildiği de söyleniyor. Yani baktığımızda bu pil patlaması bir taraftayken diğer tarafta da böyle bir senaryoda yine gündemde. Bunun üzerine de incelemeler gerçekleştiriliyor. Bu mesela daha olası bir senaryo. Daha olası bir iddia. Çünkü ama şu noktada yani yeniden üzerine basa basa söylemek lazım. İsrail lojistik zincirini çözüyor. O lojistik zinciri içerisinde o çağrı cihazlarının Hizbullah üyelerine gideceğini biliyor. Hepsine el koyuyor. İçerisine mini bombalar yerleştiriyor. Daha sonrasında da bunları Hizbullah üyelerine gönderiyor. Hizbullah üyelerine zaten kullanmaya başladıklarından sonra da bir sinyalle beraber patlatıldığı yönünde bir iddia var. Daha olası bir senaryo ama İsrail'in o korkunç yüzünü de bizlere bir kez daha gösteriyor. Bu tarz senaryolar tabii ki önümüzdeki günlerde çok daha fazla artacaktır. İşin uzmanı değiliz tabii ki, güvenlik uzmanı değiliz. Evet. Ancak baktığımızda İşin ucunun nerelere kadar gidebileceğini, İsrail'in terör saldırılarının vahşetinin nerelere kadar uzanabileceğini düşündükçe de gerçekten her geçen saniyenin bir zaman kaybı olduğunu, insanlık adına bir zaman kaybı olduğunu daha net bir şekilde görüyoruz. Evet. Yani tabii ki çok dehşet verici telsizlerin bir anda bombaya dönüşmesi ve eş zamanlı olarak patlayabilmesi. Sizin de bahsettiğiniz gibi cihazlar Tayvan malı Gold Apollo diye bir cihaz ve tek şarjla 85 gün kullanılabiliyormuş bu cihazlar. Dayanıklılık sertifikası varmış ve 30 mesajlıkta hafızaya sahipmiş. Yani tabii ilerleyen günlerde sizin de söylediğiniz gibi işte siber güvenlik uzmanlarının da yardımıyla çok daha fazla bilgi sahibi olacağız. Bu olay nasıl gerçekleşti? Detaylarını daha fazla öğreniyor olacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili bir açıklaması var. İsterseniz onu da aktarıp böyle devam edelim. Şimdi Türkiye buluşmaları biliyorsunuz başlamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda parti sözcüsü Ömer Çelik de dün itibariyle Ankara'da, Ankara İl Başkanlığı'nda hem teşkilat üyeleriyle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki yaptığı açıklamada da İsrail'in çağrı cihazları Lübnan'a düzenlediği saldırıyla ilgili İsrail'in katliamlarının sınırı olmadığını gösteriyor, savaşı genişletmek istiyor diye konuştu Ömer Çelik. Zaten gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerek Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü ve diğer hükümet yetkilileri, bakın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugüne kadar Türkiye'de hangi yetkili, diplomatik, bürokratik, en üst düzeyinden o yetki seviyesinin en altına kadar açıklama yaptıysa bu konuyla alakalı, İsrail'in savaşı sadece Gazze şeridiyle sınırlı tutmak istemediği, daha doğrusu düzeltme yapalım, savaşı değil, terör saldırılarını, insanlığa yönelik katliamlarını sadece Gazze ile sınırlı tutmak istemediğini, Filistin'in geneline, hatta Batı Şeria'ya biliyorsunuz hala saldırılar devam ediyor bir taraftan. Tamam, biz Gazze ile alakalı gelişmeleri konuşuyoruz ama bir taraftan Batı Şeria konusu var. Sadece Filistin topraklarıyla da ilgili değil, aşağıda Lübnan'la bu savaş hattını genişletmek istediğine yönelik biz sürekli olarak yayınlarımızda da dile getirdik. Devlet yetkilileri de bunu sürekli olarak dile getirdiler. Bu çok net bir şekilde ortaya konuyor. Şimdi İsrail'in, hatırlarsanız, Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi Suriye'nin kuzeyi dediğiniz bölge mesela neresiydi? Bir zamanlar terör örgütü PKK'nın, daha çok uzun bir süre önce değil, yani bundan birkaç ay öncesinden bahsediyoruz, terör örgütü PKK'nın yerel seçimler, sözde yerel seçim çağrısı yaptığı bir yer, değil mi, Suriye'nin kuzeyi? Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK marifetiyle toprak almaya çalıştığına yönelik yine bizim güvenlik kaynaklarımızın elde ettiği istihbari bilgiler vardı. Bakın, İsrail Gazze'de savaşa devam ederken, sürekli olarak savaş diyoruz ama yeniden üzerine basarak düzeltelim, terör saldırılarına devam ederken, İsrail Gazze'de terör saldırılarına, insanlık katliamına devam ederken, bir taraftan Lübnan Hizbullah'ıyla
gerilim yaratmaya çalışıyordu. Diğer taraftan diğer bölge ülkelerine yönelik tehditlerine devam ediyordu. Bütün bunların dışında da Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ile kol kola girip oradan toprak satın almaya çalışıyordu. Zaten İsrail açısından bu terör saldırılarının boyutunun sadece Gazze ile Batı Şeria ile Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayacağı 1947'den beri aslına bakarsanız belliydi. Yani İsrail 100 yıllık bir plan çerçevesi içerisinde o Büyük İsrail planını, hani bizde Büyük İsrail planı o kadar çok dizilere, filmlere konu oldu ve sulandı ki şimdi biz bu ifadeyi kullandığımız zaman belki de izleyenlerin ve dinleyenlerin yüzünde bir gülümseme, bir tebessüm oluşuyor. Ama işin ne kadar ciddi olduğu 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlarla çok net bir şekilde ortada. Ve savaşı genişletmek istiyorlar, savaşı yaymak istiyorlar. Buradaki saldırılar onların cephesinden baktığımızda genişletip, cepheleri çoğaltıp İsrail'i, işte Büyük İsrail planına ulaştırmak istiyorlar. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadesini bir kez daha hatırlamak lazım. Anadolu'nun savunması, Anadolu coğrafyasının ön cephesi savunması şu anda Gazze'den geçiyor. Ve o savunma İsrail'e karşı yapılıyor. Bunu tüm Türkiye'nin bir kez daha anlaması gerekiyor. Diğer taraftan Avrupa ülkelerinin şu anki rahat tavırlarını da bir yere, bir kenara not almak gerekiyor. Evet, süremiz de çok daraldı. Şimdi Narin Güran davası devam ediyor Mustafa Taş'tan. Gözaltılar, raporlar, deliller, evet. Açıklamalar, hedef şaşırtmalar geçen bir süreç var. Bir taraftan da dün konuşurken demiştiniz ki adli tıp raporunun açıklanmasıyla birazcık daha belki bir şeyler şekillenecektir. Adli tıp raporu da açıklandı. Hızlıca sizden. Tüm Türkiye tabii merak ediyordu Narin Güran'ın ölüm sebebinin. Aslına bakarsanız o adli tıp raporuyla beraber 8 yaşındaki yavrumuz Narin Güran'ın hayatını kaybetmiş şekli netleşti. Narin'i boğarak öldürmüşler. Acı. Değil mi? Böyle söylerken gerçekten nasıl ifade edeceğinizi düşünüyorsunuz. Ancak 8 yaşındaki yavrumuz Narin Güran'ı, tüm Türkiye'nin bir umut aradığı, bir umut güzel haberler beklediği Narin Güran'ı ne yazık ki boğarak katletmişler. Bu noktada kızın yengesi Hediye Güran kasten öldürmeye iştirak suçlaması tutuklandı. Onu söyleyelim. Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği şu an için elimizdeki bilgiler arasında. Salim Güran'la ilişkisi olmadığını söyleyen Hediye Güran, Salim'le yaptığım görüşmelerin içeriğini hatırlamıyorum ifadelerini kullanmış. Yani yenge de bugüne kadarki diğer şüpheliler gibi hatırlamıyorum, bilmiyorum deyip 3 maymun oynamaya devam etmiş. Ancak soruşturma devam ediyor. Onun sonuçlarını bekliyoruz artık. Peki, çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Analiz sentezde kısacık bir araya gidiyoruz. Analiz sentez devam ediyor. Yeniden merhaba diyelim. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu her sabah olduğu gibi stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şahin İlhan Açıkalın da bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz analiz senteze. Günaydın Elif Hanım, Mustafa Bey. Günaydın hocam. Evet, herhalde yaşanan en sıcak gelişmelerden biri dün akşam yaşanan siber saldırı. Çağrı cihazları bomba gibi patladı. Şimdi tabii herkesin kafasında çok büyük soru işaretleri ve büyük bir tedirginlik oldu. Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü? Yüzlerce cihaz nasıl eş zamanlı olarak patlatıldı? Siber bomba artık İsrail'in yeni planı mı olacak? İsrail'in çağrı cihazı bombardımanı ve işte birçok 9 kişi hayatını kaybetti. 2700 yaralı var ki bu 200'ü de oldukça ağır yaralılar. Dolayısıyla evet. Nasıl karşılık gelecek? Bu soru işaretlerinin arasında kaldık hocam. Ne dersiniz? Elif Hanım çok teşekkür ederim. Tabii dünkü saldırıdan itibaren birçok farklı senaryo konuşuluyor. Şimdi bizim açımızda yani en azından bir uluslararası ilişkiler hocası olarak işin iki boyutu var. Bir,
Saldırının nasıl bir süreç içerisinde gerçekleştiği çok önemli olacak. Çünkü bu aynı zamanda bizim hep burada sizinle Mustafa Bey'le daha önce konuştuğumuz hibrit savaş, dijital savaş meselesinde çok büyük bir dönüm noktası olacak bu işin nasıl yapıldığının ortaya çıkması. Şimdi iki alternatif senaryodan bahsediliyor dünden itibaren. Sabahın çok erken saatlerinde de takip etmeye çalıştım ben de haberleri yine. Bir tanesi burada kullanılan bu cihazlara acaba önceden yerleştirilen bir parça ile birlikte uzaktan verilen yani yazılımla patlatıldı mı, yoksa herhangi bir parça içinde, yoksa ikinci senaryonun içerisinde aşırı yüklenme ve bu noktadan sonra bunu bir neredeyse el bombası haline getiren bir farklı yöntem mi denendi? Şimdi bu sorunun cevabı açıkçası birçok mesele için belirleyici olacak. Çünkü eğer parça teslim edilmeden önce içine yerleştirildiyse bizim daha klasik olarak tanımlayabileceğimiz bir yöntem içine giriyor. Ama eğer ikincisi ise bu yepyeni bir sayfayı açıyor dijital savaş süreçleri içerisinde. Şimdi birçok farklı alternatif konuşuluyor. İlk bahsedilen bilgilere baktığımızda Hizbullah üyelerinin bu kullandıkları araçları zaten daha yeni, işte birkaç ay içerisinde dağıtıldığı, bunun içerisinde bu süreçte işte Fransa ile anlaşma yapılarak alındığına dair bazı bilgiler var. Üretici Tayvan gözüküyor. Şimdi bunların hepsinin, tabii ki bu elimizdeki bulguların hepsinin farklı sonuçları olacak. Tabii bir de bu işin dijital savaş boyutunun ötesinde yaralananlar arasında bir büyükelçi olduğu da söyleniyor. Hangisi? İran'ın Lübnan'daki büyükelçisinin ve iki yakın korumasının da olduğu söyleniyor. Tabii bu da eğer teyitlenebilirse, doğru olup olmadığı ortaya çıkarsa, bu da işin başka bir boyutu olarak ilerleyen günlerde gündem belirleyici bir unsur haline gelecek. Ancak hangi senaryo olursa olsun bu tabii ki yepyeni bir yöntem olarak da ortaya çıkmış durumda. Bundan sonraki sürecin içerisinde şu noktada tabii ki bütün gözler İsrail Mossad tarafına çevrilmiş durumda yapma ve bunu üstlenme konusunda. Ama bundan sonra Hizbullah'ın nasıl karşılık vereceği meselesinin ötesinde bu işin detaylarının çok daha önemli olduğunu söylemek lazım Elif Hanım. Tabii bu noktada bir İran Büyükelçisi'nin üstünde bunun çıkmış olması da doğrulanırsa, İsrail'in aslında hatırlayalım geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı ve İran'ı, daha doğrusu bölgesel bu bağlamda hedef gösterdiği birçok aktör vardı. Ancak merkezinde İran vardı konuşmasının. Dolayısıyla da İran'ın bu noktadaki, zaten hani şunu da kimsenin kafasında bir soru işareti yok. Evet, İran Hizbullah'a destek veriyor farklı yöntemlerle. Ancak bunun bir büyükelçi düzeyinde oluyor olmasının bir diplomatik sonucu olacak mı? Bunu da hep beraber göreceğiz. Tam da sizin söylediğiniz gibi aslında belki şunu söylemek lazım son sözlü olarak. Bu saldırının yapılış yöntemi, bu saldırının yapılış yöntemiyle ortaya çıkan Hizbullah açısından sonuçlar ve İran açısından sonuçlar ve son olarak da bunun geniş çerçevede bu işin doğasına olan etkisi açısından çok önemli bir olay olduğunu söylemek lazım. Dün akşamdan itibaren tabii ki çok farklı gündemler de var hem Türkiye'de hem dünyada, ama bu mesele çok daha yakından ve çok daha detaylı konuşulacaktır. Hem bizim açımızdan, akademisyenler açısından, hem de süreci yakın takip edenler açısından çok ilginç bir olay gerçekten. Evet, şimdi. Önce notlarımı alayım. Şimdi bitireyim de. Çünkü ben lazım hem yazıp hem konuşamıyorum. Şimdi bu tabii enteresan bir şey. Dün akşam geldiğinde biz gazeteleri hazırlamıştık esasen. Evet. Hani manşetlerimiz farklıydı filan. Ama olay olunca bir dakika, kaç kişi? Şu kadar 1200 kişiden bahsedildi. Yaralı sayısı fazla ama yani 1200 kişinin üzerinde patladığından bahsedildi. Bu sayı fazla olabilir. Çünkü yaralı sayısı 2400'leri, 2700'leri geçmiş. Tabii o patladığı yerde yanında yordamında bulunanlardan dolayı da bir yaralanma dolayı var. Ama anladığım kadarıyla bu gene 1200 sayısı fazla. Biz bugün 1200 çarjı aynı anda patladı diye manşet yaptık ama o rakam güncellemek lazım gelebilir. Şimdi tamam, güzel, o patladı, ne oldu? Hava mı çok sıcaktı falan diye sorgulamayla gidiyor.
Yok değildi. Ne zaman? Aynı anda, bir dakika, aynı anda patladıysa onun hava sıcaklığıyla bilgisi yok. Tabii komplo teorileri o sırada hemen dolaşıma girdi. Cihazının olduğuna baktık. Birkaç parçalanmış cihazın arkasındaki seri numarasından birçok kişi de bakmış. Sosyal medyada çok hızlı yayıldı. Ve netice hocamın da bahsettiği gibi dışarıdan alınmış bir partinin patlatıldığı anlaşıldı. Aynı anda patlaması patladığını değil patlatıldığını gösterir. Ve İsrail aslında bu patlama meselesinde bu iki hadise var. Hocamın bahsettiği biri içine daha önceden bir patlayıcı yerleştirildi düşük miktarda. Zaten patlamalarda patlayıcının miktarının düşük olduğunu gösteriyor. Fakat gene de bir batarya patlamasından biraz daha biraz daha güçlü bir patlama. Batarya patlamalarını hatırlarsanız zaman zaman televizyonlarda haber olmuştur. Durduk yerde masa başında şarj edilirken filan patlayan bataryalar var. Telefon bataryaları olur. Onların patlamalarını karşılaştırdığımızda bu patlamalar biraz daha büyük. Ya içindeki bataryanın büyüklüğüyle ya da gücüyle alakalı olabilir bu. Yani özel bir şey gelmiştir, seri üretilmiştir. Yani muhtemelen çünkü tek şarjla 85 gün kullanılabiliyormuş hayvanda. Evet, o da normalde çok anormal sayılmayabilir. Belki ona o da biraz daha güçlendirilmiştir. Yani onun normal verilerinin dışında bir güçlendirme yapıldıysa o da olabilir. Ama bir şekilde dışarıdan patlatma hadisesinin içine patlayıcı yerleştirilmesi veyahut da işte kutulardaki bunlar dağıtılmadan önce üretici de arada lojistik taşıma sırasında patlayıcı yerleştirilmesi mümkün. Veyahut bataryayı aşırı ısıtarak patlamasına neden olacak bir yazılım yerleştirilmesi. Fakat onun da bir tek bir sinyalle kısa bir sürede yapılması çok mümkün görünmüyor. Yani ısınan batarya vücudu belinde şurada burada taşınırken kolay fark edilir. Ve siz onu bırakabilirsiniz. Yani insanların üstlerinden atabilirler. Dolayısıyla içine şu ana kadar gelen bilgiler içine patlayıcı yerleştirildiği yönünde. Yani kolay patlayan bir şey ve aynı zamanda pili de patlatabilecek bir şey. Dolayısıyla patlamanın büyüklüğünü arttıran bir şey. Şimdi ikinci ihtimal tabii çok büyük bir tehdit. Onu da sorguluyoruz. Bu pil patlatmanın uzaktan yapılabileceği yönünde bir şey var. Bir varsayım var. O varsayım çok akla uzak değil. Çünkü mesela sosyal medya kullanıcılarından bir tanesi, şimdi bulamayacağım onu, şey yaptı. Diyor ki 2020'de bir paylaşım yapmış. Diyor ki telefonların batarya yönetim sistemlerinin merkezi uzaktan erişimle düzenlenmesi, güncellenmesinin kaldırılması lazım. Batarya yönetim birimi modülü cep telefonunda kullanıcının yönetmesi gereken bir modül olması lazım. Güncellemede oranın değişmemesi lazım. Çünkü aşırı ısınmasına sebebiyet vererek bataryanın uzaktan patlatılmasını da sağlayabilir. Aşırı ısınma, patlama deyince aklımıza ne geliyor? Hocam hatırlayacaktır. 2010'da İsrail nükleer tesislerinin aşırı ısınmadan dolayı patlaması. Onu sağlayan şey Alman Siemens sistemleri kullanılıyordu orada. İran'da Siemens sistemlerini ya bana satmıyorlar ambargoluyum ama bak ben nasıl buluyorum ne kadar uyanığım diyerek elde etmesiyle başlıyor. Yani İsrail'e Siemens sistemlerini elde ettirmişler. İçinde soğutma sistemlerini geciktiren ve aşırı ısınmaya sebebiyet veren bir değişiklik yapıldıktan sonra. Ya uzaktan müdahale veyahut da kendi içinde bir müdahale. Ama son tahlilde santrifüjlerin çalışmaması veya düşük devirde çalışması sonucu sistem aşırı ısınıyor ve patlıyor. Şimdi ve 15 yıl o programdan geri götürdü diyordu Amerikalılar o zaman İran'ı. Şimdi burada İsrail ne kazanmış oldu ya da bu durumdan nasıl bir sonuç çıktı? Bir Lübnan'daki
Hizbullah üyelerinin nüfus sayımı yapıldı. Çünkü bu paketin, bu parti ürünün kaç tane ise eğer, kimlere dağıtıldığını tam olarak bilmiyor olabilir İsrail. Ama şu anda kimin üstünde patladıysa o Hizbullahçı net. Ve onların hangi durumda olduğunu da biliyor. Muhtemelen hastane kayıtlarına erişiyordur. Onun için zor değildir onlara erişmek. İkincisi, İran ve Hizbullah, ki onları birlikte değerlendirmek lazım, İstihbarat açısından nasıl bir fecaat durumdalar, bu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Haniye suikasti İran'ın içinde yapılan bir suikast olarak zaten İran'ın içinde bulunduğu durumu çok net anlatıyordu. Bu bir kez daha ve daha vahim bir biçimde bunu ortaya koymuş oldu. Benim aklıma buradan, çok uzatmayayım ama buradan bu Lübnan'daki o meşhur büyük patlamaya kadar uzanan bir sürü olay geçiyor. Ve İsrail'in bu tür şeyleri, öyle muhteşem büyük teknoloji falan, onları bırakın, o işleri bir kenara koyun. Önce basit sadeden gidin. En komplike, en zor matematik problemleri tek tek sayıların, rakamların, işlem işaretlerinin doğru anlaşılmasından geçer. Bir bakarsınız bir işte bu ne ya, beynim yandı falan dersiniz, birisi gelir onu tak 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 çözer. Neden? Bu dediğim şeyleri gayet güzel özümsemiş, onlarla yaşıyordu onlar. Yüzme bilmeyenin yüzme bilene bakması gibi duruyor. Adam suyun üstünde nasıl duruyor ya, batmıyor falan diye. Bilmekle alakalı bir şeydir. Bunu niye söyledim? İsrail bunların tamamını 4 işlemle yapıyor. Çok basit bir işlemle yapıyor. İnsan istihbaratı. Bu dediğim 3 olayda da insan istihbaratıdır esas olan. Gerisi hikaye. Yani aramızda hain var. Çok net. Çok da zor bir şey değil. İstihbaratın en kolayı budur. En etkilisi de budur. Kolaydan kastım, valla bu işler bir yerlerden çaktırmadan haber alıp getirme işi ilk ne zaman başladıysa, kaç bin yıl önce, ondan beri yapılan bir iştir. Ve halen en etkilisidir. Ben arada bir hani MIT'in terör operasyonları, teröre karşı operasyonları ile ilgili açıklamaları geliyor ya. Hı hı. Diyor ki saha ajanlarımızın filan veyahut da sahadan edindiğimiz bilgilere göre. Bu ne? İnsan istihbaratı. Hı. Bir yerden 4 tane araç geçiyor. Orada kahvede evinin önünde oturan birisi 2 dakika sonra veya 30 saniye sonra buradan şu plakalı araçla şuraya doğru şu hızla geçti diye bir yere haber veriyor. İnsan istihbaratı. Onu tespit etme şansınız yok. Hele Orta Doğu'da İsrail'in elinde Lübnanlı, Arap, hangi dinden olursa olsun insan kaynağı bulunan bir ülke orası. Kendi insan kaynağını aynı aksanla konuşturabileceği ve onları çok benzeyen kişiler yetiştirme şansına da sahip. Kendi insan kaynağında. Şimdi ortalık Çinli değil yani. Bir Çinli'nin Orta Doğu'da casusluk yapması zordur da, bir İsrail'in Orta Doğu'da casusluk yapması fark edilmez. Afrika'da bile Doğu Afrikalı, Batı Afrikalı, Güney Kuzey Afrikalıları ayırt edebilirsiniz. Ama Orta Doğu'da bu işi biraz zor ayırt edersiniz. Onun için İsrail'in illa Mossad'da adam yetiştirmesi falan da gerekmez bu iş için. Her yerden temin edebilir. Bence tablo bu. Ama bizim asıl konuşmamız gereken İsrail'in bu işi nasıl başardığı falan değil. Ortada öyle daha önce yapılmışın dışında bir başarı yok. Ama bunun cep telefonu versiyonlarını, bunun evdeki telefonlar, televizyonlar versiyonunu, bunun evlerdeki robot süpürge versiyonunu, bugün yoldaki, yollardaki elektrikli otomobil versiyonunu düşünmemiz lazım. Diyorum ya, hepimizi yani cebimizde bombayla mı geziyoruz? Bundan çok noktasına film çıkar yani. Biz de öyle, evet, yazdık zaten. Neydi bizim manşetin içinde bir başlık var. Cep telefonları da böyle pat, neydi? Evet. Başlığını, aynen, unuttum da.
Cebimizde bomba mı taşıyoruz? Biraz önce söylediğimmiş. Peki hocam, belki tabii o kısmı söylediğiniz gibi siber güvenliğe girdiği biraz için. Biraz komplo teorisi mi yazsak hocam ya? Epey bir reyting alır. Ya. Aklımda birkaç cin fikir var. Tabii şimdi ben de Elif Hanım'dan müsaade istiyordum, bir şey ekleyebilir miyim diye. Şimdi komplo teorilerini ben her zaman okumayı heyecanlı bulurum bu alanın hocası olarak. Çok eski Soğuk Savaş dönemlerinde okuduğumuz bazı komplo teorilerinin 30 yıl sonra belli noktalarda gerçekleştiğini görmek de tabii farklı oluyor. Ama şunu söyleyeyim hemen Mustafa Bey'in söylediğine ilaveten. Evdeki televizyonlar, akıllı işte eşyalar dediğimiz, hep biliyorsunuz son 10 yıldır önemli bir kavram konuşuluyor. Eşyaların interneti, Internet of Things İngilizcesi. Şimdi teknolojik her... Evet, dijital dünya, sanal dünya, bunların yapay zeka, günlük hayatı kolaylaştırması, hep ben böyle soru işaretiyle bakan bir hocam, beni bazen bunun için eleştirirler ama bu tarz işte akıllı beyaz eşya, akıllı ev ürünlerinin hepsinin unutmamak lazım ki yapısı ve işleyişi klasik olarak algıladığımız eşyalardan farklı. O yüzden eşyaların interneti meselesinin en büyük risklerinden bir tanesi, Mustafa Bey'in bataryalar örneğinde sade bir şekilde anlattığı gibi bir ortak merkezden yönetilme ihtimali ve bunun bir farklı boyuta taşınması. Tabii bununla ilgili de çok farklı komplo teorileri konuşuluyor ama şunu da görmek lazım. 1950'lerde Soğuk Savaş döneminde insanlık çok farklı ileri düzeyde deneyler yapıyordu ve biz bugün 2024'teyiz. Yani dolayısıyla olmayacak, yapılmayacak bir teknoloji yok. Sadece kamuoyuyla paylaşılmamış teknolojiler var. O yüzden de her teknolojiye ya da her dijital şeye hemen belki atlamamak lazım diyeyim amiyane tabirle. Doğru, hani bu ilk işte bakın, sizin güvenliğiniz için parmak iziyle açıyorsun. Bak, senden başka kimse bunu açamaz. Parmak izini verdiğimde sende de var artık. Tabii artık parmak izimiz. Sonra retinaya döndü iş. Aynen öyle. Sonra yüz tanımaya döndü. Yani şimdi biz bunların hepsini o kadar kolay verdik ki, üste para ödeyerek bir de. Ya ne olur benim yüz taramamı al, ne olur benim göz retina görüntümü al, ne olur benim parmak izimi al. Bak, üstte sana şu kadar da para vereceğim dedik. Yani bunun filmini yapsak, yani komplo teorisini yazsak aç kalırdık ya. Ama gerçekleşti yani. Gerçekten öyle. Ben valla onları hiç kullanmıyorum. En basit şekilde. Şimdi ismi lazım değil diyeceğim ama herkesin tanıdığı birisi. Bizde de herkes hemen hemen tanıyordu. Şimdi bu tabii bu şey değil. Bunu bir tanıklık olarak söylüyorum. Ankara'da bizim tabii gazeteci camiası falan da çok iyi tanırdı. Şimdi bir eski İngiliz büyükelçisi, kendisiyle bir röportaja gittim de iki telefon vardı. O zaman bunlar daha az akıllıydı. Ama yani az akıllı derken temel kabiliyetleri veri depolamak ve aktarmak. Aslında esas olarak bu işe yarıyorlar. O yüzden o kabiliyetleri ilk günden beri var bu telefonları. Yanında da o sırada halen kullanmakta olduğum iki akıllı telefonu o kadar para veremeyeceğim için eski telefonum vardı. Küçük bir tuşlu telefon. Baktım. Çok güzel telefon bu dedi. Şimdi ben tabii onu çok güzel telefon, evet daha küçük daha pratik falan diye önce anladım. Ama ikinci ihtimal de tabii aklımın ucundaydı. Çünkü Büyükelçinin geldiği yer itibariyle. Şimdi gittiği yeri söyleyince siz de daha iyi anlayacaksınız. Şu anda MI6'in başında. İngiliz Dış İstihbarat Servisi'nin başında eski İngiltere Büyükelçisi Richard Moore. O yüzden o telefonlar güzel telefonlar yani. Evet. Ben İngiliz Büyükelçisi'ne katılıyorum o konuda. Peki. Şimdi hocam, Mustafa Bey'in çizdiği perspektifle işte insan istihbaratı aramızda hain var senaryosu üzerinden. Şimdi İsrail basınının zaten iddiaları vardı. İşte Netanyahu'nun Lübnan'a operasyon planladığına dair haftaya o iddiayla başlamıştık. Netanyahu'nun Hizbullah'a yönelik geniş çaplı bir askeri harekat hazırlığında olduğu iddiası vardı. Hizbullah'tan da korkmuyoruz açıklaması gelmişti. Şimdi tabii olası bir çatışma Orta Doğu'ya yayılmasına da yol açar mı? Bunu her zaman konuşuyoruz. Ömer Çelik'in de açıklamaları var. Diyor ki
İsrail savaşı genişletmek istiyor diyor. Ne dersiniz? Hizbullah'ın karşılığı nasıl olacak? Ve işte aslında Hizbullah biraz da bu işte insan istihbaratı konusunda artık bu olay sonrası biraz daha o kısma da yönelecek midir? Yani aramızda hain ya da hainler mi var noktasında da ilerleyecek midir? Şimdi tabii Elif Hanım son sorunun cevabını ben bilemeyeceğim ama herhalde 10 sene geçtikten sonra 2024 yılı İran ve Hizbullah açısından imajı açısından en kötü yıllardan bir tanesi olmak üzere. Şimdi 2024 yılının ekseriyetine yani 7 Ekim öncesi ama ağırlıklı olarak 7 Ekim sonrasına baktığımız zaman dünkü saldırıyla Mustafa Bey söyledi. Aslında İsrail yapabileceği bir operasyondan çok daha farklı ve fazla çapta bilgi edinmiş oldu. Yani dün çünkü bir iddiaya göre bu sadece üst düzey 3000 kişide yani en fanatik dediği Hizbullah'ın kendi 3000 kişisinde bu çağrı cihazının oldu. Şimdi bu 3000 kişinin elbette belli bir kısmının istihbaratı bilgisi vardır ama geri kalanının da istihbaratı bilgisini almış oldu, ifşa etmiş oldu. Bu anlamda İsrail tabii olayı farklı bir boyuta taşıdı. Şimdi bu noktada bakıyorsunuz önceki aylarda İran'da Haniye suikastı meselesi var. Yine bakıyorsunuz İran'ın kendi Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazması var. Sonrasındaki süreç var. Karşılıklı İsrail'le tabii ki yani hep söylüyoruz bunu şimdi burada yorumlarken bazen insanlar bana diyor ki ya işte savaş mı çıksınız istemiyoruz ama bu olaylarda elbette her aktörün kabiliyet ve kapasitesini gösteriyor. Dolayısıyla biraz önce Mustafa Bey de söyledi. Bu noktada dün yaşanan olayla birlikte bir başka kabiliyet ve kapasite ve ortaya çıkmış oldu. Hatta hatırlarsanız hep şu konuşuluyordu. 7 Ekim sonrasında İsrail iç kamuoyu konuşuyordu. Hala da tartışıyor. 7 Ekim neden oldu? İsrail bu noktada nerelerde zayıftı? Şimdi benzeri bir süreci kendine Hizbullah, İran sorgular mı bilmiyorum. Ama hem işte daha önceki dönemdeki drone saldırısı, işte Haniye'nin suikastı meselesi, yine daha önce gerçekleştirilen tüm sadece 4-5 ayki süreçte gerçekleştirilen saldırılarla İran, Hizbullah tüm bu meseleler açısından yeni bir sayfa açıldığını düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde tabii karşılıklık seviyesi ne olur? Çünkü sonuç olarak demin de dile getirdik. Bu bir yani klasik anladığımız saldırının ötesinde dijital bir saldırı yaşandı. Farklı bir yöntemle yapıldı. Dolayısıyla yine dijital mecradan mı bir karşılık olacak ya da farklı bir karşılık olacak? Bunu görmek zor. Bir de tabii bu karşılık meselesini de konuşurken şunu da hatırlatmak lazım. Yani biz 7 Ekim ve sonrasında çok hızlı konuşulduğu ve yaşandığı için biraz zaman dilimi oraya sıkışmış gibi geliyor belki ama İsrail ve Hizbullah arasında normal zamanda bile karşılıklı birçok mesele için zaman zaman hatta bizim belki büyük bir şekilde gündemimize gelmeyen şekilde karşılıklılar süreci yaşanabiliyor saldırı bazında. Dolayısıyla bu zaten bu iki aktörün normali. Bunu da söylemek lazım. Ama yöntemler ve stratejiler açısından yeni bir döneme girildiğini de gösteriyor mu? Elimize gelecek yeni bilgiler ve bulgularla ancak bunu söyleyebiliriz. Geniş çaptaki sorunuza ithafen belki şunu söyleyebilirim Elif Hanım. Burada maalesef belki 7 Ekim'i baz almak doğru değil ama bu süreçle birlikte tetiklenen tüm olaylar çerçevesinde bir bölgesel savaş riski her zaman var. Yani sular durulmuş gibi gözüktüğü günde bile bölgede çok ince, çok hassas bir sürecin üstünden gidiliyor. Nitekim Türkiye'nin de sık sık burada vurguladığı hep bir gerçeklik var. Yani burada ancak bir topyekun barışla ortaya bir olumlu pozitif atmosfer çıkabilir. Onun dışında bu risk her zaman var. Bu risk her zaman olmakla beraber başka bir meseleyle de tetiklenme riski var. Eskiye göre çok daha geniş çaplı bir tetiklenme alanı olduğunu da konuşmamız lazım. Mesela biz daha önceki yıllarda İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıları konuşurduk. Ama mesela bu sefer işin içinde Yemen'de var. Bu sefer işin içinde farklı aktörleri de görüyoruz. Dolayısıyla karşılığın hangi kanattan nasıl geleceği meselesi de bir soru işareti. Çok daha fazla öngörülemezlik var. Belki İsrail, Filistin meselesinin 60 yıllık tarihinde en kaotik süreçlerden birinden geçiyoruz. Biz bunu ilk Suriye iç savaşı başladığı zaman ve sonrasındaki süreçte de görmüştük. Çok fazla
aktör var. Yani hem bölge içi hem bölge dışı aktör var. Vekalet unsurlar var. Dolayısıyla da kimin nereden nasıl bir karşılık oluşturacağını görmek zor. Bir de tabii zamanlama ve döneme baktığımız zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Şimdi ille bir meselenin sadece sahada gerçekleşmesi gerekmiyor. Farklı siyasi ve diplomatik unsurlarda bu sürecin karmaşıklaşmasına neden oluyor. Her aktörün de kendine özgü bir çıkar ajandası olduğunu düşündüğümüz zaman ortaya gelen fotoğrafta çok olumlu bir tablo çizmek kolay değil. Ben genel olarak olumsuz konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Ama meselenin bu doğası artık herkes için normalleşmiş durumda. Yani biz uzun bir süredir şunu konuşuyoruz sabahları. Bugün kim kime karşılık verecek? Bugün Allah korusun birinin birine karşılık verdiği süreçte bir başka çatışma tetiklenir mi gibi iyinin kötüsünü değil, kötü ve kötünün daha kötüleri alternatifleri üzerine konuşuyoruz. Bu bölge için iyi bir şey değil çünkü Orta Doğu bölgesi gerçekten çok farklı kırılmalara gebe olabilecek bir bölge. Bu noktada sadece İsrail-Filistin çatışması değil, ekseriyetinin baktığımız zaman birçok konuda bir çatışma ortamı oluşabilme potansiyeli var. Bunu belki çok tetikleyecek söylem ve tavırlardan vazgeçmek lazım. Türkiye'de bence burada en kıymetli katkıyı sunuyor şu anlamda. Sürekli bir itidar çağrısı yapan Türkiye var, barışa çağrı yapan Türkiye var. Gerçekten bu böyle yangın yerine hani ne kadar su taşırsanız o kadar anlamlı. Türkiye'nin bugün yaptığı birçok hamlenin anlamını orta ve uzun vadede bence daha çok anlaşılacağını düşünüyorum. Yoğun bir insani yardım konusunda Türkiye'nin çabası var. Bunları yan yana koyduğumuzda bölgedeki tek pozitif söylem ve eylemi benimseyen ülkenin Türkiye olduğunu da söylemek mümkün. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkürler Mustafa Eylül Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, şimdi tabii bir taraftan da İsrail'in bir kez daha neler yapabileceği noktasında da ama işte 19 ayrı savaş suçundan sonra şimdi hocamın da belirttiği gibi dünyaya yeni bir aşama savaş. Şimdi bu bir terör saldırısı bir defa, bu çok net. Hani şimdi neden yapıldı, nasıl yapıldı, kime yapıldı falan ne sonuçlar verdi buna baktık da. Bir de adını koyalım, bu bir terör saldırısı. Evet. Çünkü elinizdeki cep telefonunun ya yani neyse işte o pager dedikleri çağrı cihazının çocuğunuzla oynarken yahut bir başkasının çocuğunun başını okşarken ona şeker verirken patlamayacağını bilemezsiniz. Yani hedef gözetmeksizin ateş ediyorsunuz. Evet. O da zaten İsrail'in en çok bu yaptığı terör. Şey. Bu terör. Evet. O yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de şimdi de bu boyutu var. Ha bana ben yapmadım ki filan diyebilir yani. Bunu kanıtlamak da kolay değil. Ha, herkesin bildiği bir şey olarak, sır olarak kalır. Önemli olan bunun bir terör saldırısı olduğu gerçeğinin altını çizerek bu konuyu konuşmak sürekli. Çünkü o kamuoyu nezdinde, insanların algısı nezdinde İsrail'in yapmaya çalıştığı şey bu durumlarda kendini olduğundan büyük göstermektir. Bir efsane yaratmaktır yani. Efendim işte dünyanın bütün tohumlarını onlar yapıyorlar filan. Teknolojide müthişler. Şunu uçuyorlar, bunu kaçıyorlar falan. Öyle bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri eğer onlardan bir şey satın almaz ise, Birleşik Devletleri eğer onlara silah ve mühimmat satmaz ise İsrail diye bir devlet 20 gün içerisinde kalmaz. Çok net yani. O bu uçakta heyheylenen bir zengin züppesi vardı ya. Bugün tutuklanmış. Hapse atmışlar yani. Şimdi orada da heyheylenince koğuşta ben yanlış yerde oturuyorum. Benim burada oturmamam lazım. Benim 10 tane fabrikam var filan. Ama bir yenisi de eklenmiş bir olay. Yanındakiler daha yenisi var. De o şey bu zengin züppesi, bu da şey ünlü züppesi. Züppe şımarık anlamında hani şey yapmayın. Öyle yani. Şimdi İsrail de Amerikan züppesi. Evet.
Eğer onun tarafından beslenmiyor olsaydı bütün bunları yapamazdı. Çok bu nettir kadar yani. Şımarık olamazdı. Tabii ki. Evet. Ya ve İngiltere'yi de bir biçimde yanına çekmiştir. İngilizler esasen yani devlet olarak çok onu destekleyen devlet adamları var şeyin İsrail'in. Kuruluşunun da gelişmesinde de devlet adamları var çok. Ama toplam bir İngiliz devletinin böyle bu kadar Amerika gibi bir pro-İsrail dedikleri kendi ifadeleriyle İsrail yanlısı hamisi bu kadar böyle bir amelik pozisyonu normalde yoktur. Zaman içerisinde ara ara kimileri fazla yakın durmuştur, kimileri mesafeli durmuştur. Şimdi de mesela biraz çelişkili bir şey var. Yani yeni İşçi Partisi'nin başbakanı, İşçi Partisi'nden olan başbakan Starmer önce bir bazı ürünlerde kısıtlama falan getirdi silah. Ama tabii %1'ini mi ikisini mi ne alıyor ondan. O da doğrudan silah sayılacak şeyler değil. Yani çok kıymetli bir şey değil yani. Sınırlama getirdiği ürünler. Asıl sınırlama getirmesi gerekenleri de getirmiyor. Fakat buna rağmen işte İngiltere'de vukuatlar çıkmaya başladı. Mesajı aldı muhtemelen. Şimdi de mırın kırın ediyor. Benim İşçi Partisi'nden beklediğim bu kadar yüksek bir oyla şeyin söyleyebilirim Bush'un, oğlu Bush'un bir de üstelik hani baba olsa neyse baba biraz daha zeki idi. Oğul Bush'un peşine takılıp İngiltere'yi Irak'ın işgaline, Afganistan'ın işgaline sürükleyen İşçi Partili İngiltere Başbakanı'ndan sonra, Tony Blair'den sonra, o çöküşten sonra partiyi ayağa kaldıran adam hem de yüksek bir oyla seçim kazanmış bir adam olarak İngiltere İşçi Partisi'nin genel başkanından beklediğimiz ya da beklenen performans bu değildi. Bu benim kişisel beklentim değil. Ben İngiltere'de yaşamıyorum. Yani 40 yılda bir gidip geldiğim olur o kadar. Ama buradan takip ediyorum. Bir, asıl kimi takip ediyorum? Oradaki politik tartışmaları takip ediyorum. Onlar da öyle diyor. İngiltere'de gazete okuyan vatandaş ne kadar biliyorsa ben de aşağı yukarı o kadar biliyorum. Dolayısıyla ben dedim ya, Türkiye'de bu işleri takip eden herkes o kadar biliyor. Dolayısıyla karşımızdaki tablo bir besleme şımarık tablosu. Çok net. Ha, bu besleme şımarık sadece bağırıp çağırmıyor. Etrafına da saldırıyor. O yüzden işin bu tarafının böyle olduğunu görüp çok da büyük güç atfetmeden, ki buna gerek yok, haklı, doğru değil bu. Yaptıkları işin nasıl yaptılar vay anasını demek yerine işin bir terör eylemi olduğunun altını çizmek burada önem kazanıyor. Onu da söylemiş olayım. Peki, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş da bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, günaydın. Bu işlerin piyasalara bir etkisi oldu mu, hiç konuştunuz mu sabah? Tam beri bu işleri ne olur ne biter, bu bir etkili olur mu olmaz mı diye, yoksa vakayı adeden mi sayılıyor? Yani biraz öyle. Yani şimdi tabii jeopolitik gelişmeler bana kalırsa Orta Doğu'da da işte kuzeyimizde de çok önceden fiyatlandı. Hani bunun genel siyasi boyutu, genişleme riski vesaire bunlar konuşuluyor. Ama bugün için tabii çok önemli bir gün yani. Hem akşam Amerika Merkez Bankası kararı var. İşte yarın bizim İngiltere'nin, cuma günü Japonya'nın. Dolayısıyla ben hem yurt içinde hem yurt dışında çok fazla fiyatlaması olduğunu görmedim. O açıdan da hani bizim stratejilerimiz içerisinde böyle bir gelişme oldu. Sonuçta jeopolitik risk içinde bunun takip edileceği bir süreç olacak. Ama fiyatlara etkisi olmadı şeklinde bir sohbetimiz oluyor, evet. Dolayısıyla böyle değerlendiriyoruz genelde. Peki bugünlerde fiyatlara etkisi olan şeyler neler? Yani dediğim gibi aslında küresel piyasalarda bence merkez bankaları çok daha ön plana çıkıyor. Bir, içeride de baktığımızda aslında bizim ekonomik gelişmelerimizin her açıklanan veri bizim için biraz daha fiyatlamalar tarafında etkili oluyor diyebilirim. Ama hani son dönemde de borsadaki geri çekilmeyi dışarıda bırakırsak
aslında ülke risk primi de dahil olmak üzere kur tarafında, tahvil tarafında çok fazla bir oynaklık yok. Dolayısıyla içeride biraz gelişmeleri bekliyoruz gibi. Yani hem dışarıda ne olacak? Amerikan seçim var 5 Kasım. İşte bu akşam Fed toplantısı var. Hem de içeride aslında bizim işte enflasyonla ilgili, büyümeyle ilgili işte yer yer cari açık konuşuyoruz. Bunlarla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Not artışları yine Kasım'ın ilk haftasında göreceğiz. Biraz içeride de bekleme sürecindeyiz. Yani yıl sonuna doğru hedeflerin ne kadar tutacağı ve herhalde yıl sonuna doğru daha çok Merkez Bankası ne zaman faiz indirmeye başlar gibi bir şey olabilir. Hani beklenti oluşabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün önemli. Yani bence yurt dışı piyasalarda bugün belki tarihi bir gün demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yeni bir milat diyebiliriz. En azından kısa vadeli. Daha önce birçok major merkez bankasının faiz indirdiğini görmüştük. İşte Jackson Hole toplantısı oldu Ağustos'un sonunda. Burada Fed Başkanı faiz indirimi için de bence sinyalini verdi ama bu akşam en azından bana kalırsa uzun süredir yüksek faizle yurt dışındaki merkez bankalarının sürdürdüğü seyrin gösterge bir merkez bankası olarak Fed'in de faiz indirmesiyle aslında sonlandı ve önümüzde takriben 1-2 yıl içinde de daha düşük faiz oranına doğru bir geçişin arifesindeyiz. Dolayısıyla bunu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani nedeni de aslında bizim için şöyle önemli. Çünkü uzun süredir konuştuğumuz zaman zaman işte yabancı sermaye Türkiye'ye geliyor mu, hangi piyasada var, ne kadar kalıcı sorusunu bir kere ortadan kaldırmış olacak ve düşük faiz ortamı geçmekte olan ülkelere bir sermaye akışı yaratma potansiyeli içerecek. Bu bir. İkincisi de yani dışarıda uygulanan düşük faizin öyle ya da böyle bizim de mesela geçen bir programda yine Sayın Mehmet Şimşek'in önümüzdeki yılla dair beklentileri vardı. %20'nin altında bir enflasyon hani çok gerçek dışı değil. Biz bunun takibini yapıyoruz. Olasılıkları da çok yüksek gibi. Dolayısıyla bizim de aslında belli bir süre sonra daha düşük bir faiz ortamına doğru geçmemiz için de bir vesile olacak diye düşünüyorum. O açıdan asıl mesele herhalde merkez bankaları ve Amerika seçimi önümüzdeki 1,5 ay içinde bu konu bizim için de dışarısı için de önemli olmaya devam edecek. Evet şimdi hatta anketimiz de var, bilemiyorum anket ne durumda, 25 baz puan mı bekliyorsunuz, 50 baz puanlık bir indirim mi bekliyorsunuz Tomuk Çarbaş? Şimdi anket 25 baz puan gösteriyor. Bir de şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Yani bizim tabii yurt dışında da bu çok oluyor. Hani bizde de zaman zaman yaşıyoruz. Bir gelişmeye yaklaştıkça biraz böyle uç noktalarda da yorumlar olabiliyor. Ben son bir haftada Amerika'da yani nedeni de aslında biraz daha belli ama böyle bir daha agresif bir FED faiz indirim beklentisi oluştuğunu görüyorum. 50 baz puan gibi. Ve bu da aslında bizim bazı terminallerde baktığımız oranlar var. Yani bunun yüzdesel değişimi açısından mesela şu anda %140, %150 bir faiz indirimi FED'den bekliyor. Yani bu şu demek, 25 baz puan kesin. 50 baz puan içinde işte 200 gibi, %200 gibi bir beklenti oluştuğunda orada da kesinleşebiliyor. Ama genelde işte %70'ler civarında olduğu zaman bir beklenti, bu faiz indirimi geliyor. Dolayısıyla %140-145 demek şu, 25 baz puanla 50 baz puan arasında piyasada aslında şu an için netleşmemiş gibi gözüküyor. Bazı yazılar, değerlendirmeler oluyor özellikle yurt dışında 50 baz puan neden olmalı diye. Ama ben 25 baz puanla başlayacağını düşünüyorum. Ve her zaman olduğu gibi de başkanın, yani o Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasa için daha fazla yönlendirici olacak gibi gözüküyor. Tabii bu akşam Fed üyelerinin kararlarını, yani beklentilerini de alacağız. İleriye dönük. Yani şunu söylememiz gerekiyor. Aslında burada Fed faiz indirecek ama dünyaya baktığımızda da ekonomileri hala en iyi görünüme sahip olan, yani biraz istihdamda ve büyümede bozulma emareleri görünse de hala çok güçlü bir ekonomik potansiyeli, aktiviteye sahip olan bir Amerika var.
Dolayısıyla bu durumda da Merkez Bankası yumuşak geçiş dedikleri, işte yavaş yavaş bir faiz indirimini tercih etmesi gerekiyor. Peki bu dediğiniz, şimdi orada faiz indirimi olduğunda haliyle işte potansiyeli olan gelecek vadeden piyasalara oradan biraz para çıkışı olur. Bizim açımızdan bize biraz para girişi olur. Ama bu faiz indirimi aynı zamanda tek başına bir parasal genişleme anlamına gelmiyor anladığım kadarıyla. Fakat oraya doğru da bir kapı açar mı? İşte burada şunu piyasa bekliyor. Yani piyasa aslında hani vardır ya böyle önümüzdeki maçlara bakacağız gibi. Yani maç sonundaki röportajlarda. Dolayısıyla diyelim ki bugün FED faizi 25 ya da 50 bas puan indirdiğinde başkanın yaptığı açıklamalar, yani bu akşam saat 9'da karar alınıyor. 9.30'da başkan konuşmaya başlıyor. Zaman zaman soru cevap kısmında da detaylar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla başkanın ve üyelerin, ki üyelerin görüşleri daha çok bir noktasal grafik dedikleri, işte önümüzdeki 2-2,5 yılı gösteren beklentileri içeriyor. Başkanın da hem kendi açıklamaları hem de soru cevap kısmına verdiği... Soru cevap kısmına Tonguç Erbaş bir gül koyabilir miyiz? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, Anadolu Ajans editör masasında konuk. Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında konuktu, dinledik. Siber güvenlik konusunda ilk 10 ülke arasında olduğumuzu, endişe etmemiz gereken şeyler elbette var ama bu ilk 10 ülke arasında olmamızda bir ferahlık getirdi en azından içimize diyebiliriz değil mi Mustafa Bey? Yani... Bilemedim diyorsun. Çok şey değilim ya. O konuda yani İçimiz o kadar çok çabuk ferahlayamıyorum evet, yani. Doğru söylüyorsunuz. Peki Tonguç Bey buyurun Tonguç devam Bey, edelim. Yarım FED kalmıştı. FED Başkanı'nın konuşması evet. Soru cevaplarında kalmıştı. Evet. Bir parasal genişlemeye işaret olur mu olmaz mı diye sormuştum. Evet orada üyeler ne diyecek meselesi önemli demiştik en son. Dolayısıyla yani bu onların beklentileri önümüzdeki birkaç yıl içinde bir noktasal grafik halinde beliriyor. Ama sonuç olarak herhalde şunu konuşmamız gerekiyor. Yani burada yurt dışı için ne ifade ediyor bu süreç? Biraz önce anlatmaya çalıştım. Aslında zaman zaman resesyon, işte durgunluk ve işsizliğin artacağı gibi bazı endişelerle Fed'in veya diğer merkez bankalarının faiz indirdiği konuşuluyor. Ben buna da çok katılmıyorum. Yani bizim yaşadığımız pandemi sonrası enflasyonist süreçte bir reaksiyon aldı merkez bankaları. Bilançolarını genişlettiler, faizleri yükselttiler çok doğal olarak. Ve sonrasında da aslında bir normalleşme dönemi gerekiyor. Yani bu normalleşme döneminde de siz ekonominin aynı şartlar altında yüksek faizde, mesela biz de kısmen son dönemde biraz bunu yaşıyoruz, kalarak bazı sonuçlara ulaşmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla belli bir noktada da bu yüksek faiz ve yüksek likiditenin diyelim piyasa tarafında nasıl bir normalleşme süreci için işe yaradığını gördük. Şimdi de merkez bankaları mümkün olduğu kadar faizin düşük tutmaları, yatırıma doğru bir teşviğin olması ve aynı zamanda da olur da yarın öbür gün 3 sene 5 sene sonrası için de geçerli. Her zaman daha düşük bir faiz ortamında eğer ihtiyaç duyduklarında piyasa şartlarındaki dalgalanmaları engelleyebilecek, o tekrar faiz yükseltebilecekleri bir alana doğru geri çekilmek isterler. Dolayısıyla aslında yurt dışında yaşadığımız bu. Tabii buna birçok başlık ekleniyor. İşte resesyon oluyor deniyor. Aman uzak doğuda işte Japonya faizi arttırdı. Çin bu arada faizi indiriyor. Demek ki küresel piyasalarda bir işsizlik ve yavaşlama fırtınası olacak vesaire. Ben buna çok katılmıyorum. Tabii ki bir geçiş dönemi bazı dengelerinde yerine oturması gerekecek. Mesela bizde de tahmin ediyorum ben. Yani 3-4 ay sonra aslında şu an yaşadığımız ortamın daha düşük bir faiz ortamına gitmek için uygun şartlar oluştuğunda Merkez Bankası da biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı mümkün olduğu kadar faizi belli bir noktaya kadar dengeleri bozmadan indirmek isteyecektir. Yani tabii bunu böyle söyleyince çok heyecanlı bir şey gibi gelmiyor. Yani piyasalarda biraz
rüzgar estirilmesi gerektiği için ben son bir hafta 10 günde yurt dışında biraz daha böyle merkez bankaları üstünde bir baskı yaratıldığı, daha fazla faiz indirmesi için de belki de kulisler yapıldığını düşünüyorum. Ama netice itibariyle bu akşam önemli olacak. Yarın İngiltere Merkez Bankası mesela çok faiz indirimi beklenmiyordu. %40'a çıktı. Orada da 25 bas puanlık bir faiz indirimi. Bizim herhalde bir süre daha faiz indirmeden devam etmemiz olacak. Yani yarınki toplantıda. Ama yavaş yavaş da o metin içerisinde ekonomik gelişmelerle ilgili de Merkez Bankası'nın ne durumda olduğu, nasıl bir dataya sahip olduğunu da görmeye devam edeceğiz. Peki, o noktada ben de tam olarak konu soracaktım. Şimdi evet %50'de sabit bırakılacağına kesin gözüyle bakılıyor ama işte o metindeki ifadeler, ipuçları da gitgide daha önemli hale geliyor. Hem orada bir değişiklik bekliyor musunuz diye soracaktım Tonguç Çarbaş. Hem de bu faiz indirime başlanacak tarihle ilgili var mı kafanızda bir değişiklik? Çünkü konuklarımızın genelinde böyle işte Kasım ayında olabileceğine ilişkin beklentilerinde farklılıklar var. Herkes işte 2025 yılını işaret ederken işte Ocak'ta maaşlarda bir değişiklik olacak. Dolayısıyla Ocak ayına kalmadan Kasım, Aralık gibi faizde bir indirim olabileceği, belki bir ayı aralığı pas geçebileceği ama Kasım'da bir indirime gidebileceği yönünde konuklarımızın beklentisinde bir değişiklik var. Sizde var mı? Ya şunu söyleyeyim, şimdi hani kafamdan geçenler şu, Fed'i konuştuk, onlar için de Mayıs'ta faiz inmedi, işte Haziran'da iner, hatta yılbaşında faiz inebilir gibi böyle bir beklentiden, Mayıs'a doğru faiz inmez, faiz artabilir diye de bir hatta çok enteresan bir şekilde dönemler yaşadık. Şimdi dolayısıyla içeride de ben Merkez Bankası'nın yeni profiline bakıyorum. Yani son bir yıldaki hem başkan yardımcıları neden? Çünkü onların söylemleri de önemli. Her ne kadar Merkez Bankası kararları, metni, hatta enflasyon raporu içindeki açıklamaları da önemli olsa da bir kere Merkez Bankası yetkilileri diyelim biraz daha bu yurt dışındaki merkez bankalarına yakın bir profil içinde açıklamalar ve görüşler beyan ediyorlar. Özür dilerim. Ne demek o? Yani aceleci olmak. Evet, Türkiye şartlarını biliyoruz, gerçekleşmeleri biliyoruz. Ama fiyat istikrarı hedefi var ve bu fiyat istikrarını tutturmamız için veya bu hedefe doğru devam etmemiz için aslında mümkün olduğu kadar dataların nezdinde uygun gördüğümüz zaman diliminde bu indirimi yapmalıyız. Çok aceleci olmamalıyız. Gerekirse biraz geç kalmamız, mesela bugün de Fed'in eleştirildiği nokta o, geç kalmamız, erken faiz indirmemizden bir hata olacaksa veya bir nasıl diyelim piyasa beklentilerinden farklılaşma olacaksa şu an için daha iyi bir seçenek gibi gözüküyor gibi bir şey anlıyorum ben yani açıklamalardan. Dolayısıyla bu mantıkla gidersek evet, mesela dün ya da evvelsi gün yine Sayın Mehmet Şimşek bir hedef veriyor, bir beklenti yani işte faizlerin %20'de olması, orta vadeli programda keza %20'nin altında, işte enflasyon raporunda da yeni yıl için yine böyle bir beklenti oluşuyor. Ama sonuç itibariyle her zaman bir faiz indirimine başladığınızdan sonra mümkün olduğu zaman o patikayı takip ederek diğer toplantılarda da faizi işte belli bir tarihte belli bir noktaya getirmek için bu faiz indirimini yapmanız gerekiyor. O zaman şöyle düşünüyorum, en azından biraz daha enflasyon netleşmelerini görmek isteyecek bir Merkez Bankası olabilir ve bu Temmuz-Ağustos baz etkisinden bağımsız olarak ilk defa Eylül ayında olacak. Dolayısıyla Ekim başında biz Eylül enflasyonunu göreceğiz. En azından bir ay daha diyelim ki işte Ekim'in enflasyonunda, Kasım'da göreceğimiz için sene sonunda eğer gerçekten burada aylık enflasyonlarda çok net beklenti altı bir enflasyon gelirse tabii ki Kasım'da olabilir. Yani Aralık çok istenen bir ay değil. Yani bir faiz değişikliği için. Çünkü yıl sonudur. Zaten Kasım'da olmazsa bence Ocak'ta olur. Ben daha çok Ocak ayı için bir beklentim var. Çünkü dikkat ederseniz orta vadeli programda da enflasyonda biraz yukarı doğru revizyon oldu.
Büyük ihtimal yeni bir enflasyon raporu gördüğümüzde de benzer bir güncelleme görebiliriz. 1-2 puan gibi. Böyle bir durumda 1-2 ay Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin ilerisinde bu faiz indirimi yaparak aslında o sıkı para politikasında tam oturduğu bir süreçte bunu göreceğimizi tahmin ediyorum. Ama çok ufak bir ekleme yapayım. Mesela yine geçen günlerde Sayın Mehmet Şimşek'in yurt dışındaki fonların Türkiye'ye %50 yani %50 seviyesinde henüz kesinleşmesine bir taslak üzerinde çalıştıklarını, yatırım yapabilmelerini sağlayacak bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi. Mesela şunu anlıyorum, yani biz diyoruz ki tahvile yabancı geldi, işte borsaya gelmiyor. Ama yeni bir kanal açıldı. Yani hem Türkiye'nin orta vadeli programdaki orta ve küçük ölçekli teknoloji şirketlerine yatırım yapılabilme imkanı yurt dışında, hem de sermayenin Türkiye'ye gelmesi için bir kapı daha açılıyor. Dolayısıyla bu ve benzeri reform diyebileceğimiz veya düzenlemelerin, bu Borsa İstanbul içinde de geçerli, bir sinerji yaratabilir. Ve dolayısıyla biz faize takılmak yerine diğer faiz, yani para politikasının yanındaki aslında başlıklar üzerinden Türkiye'nin bu enflasyonla mücadelesinin faydalı olabileceği alanları da görebiliriz. Bütün bunlar olursa çok iyimser olmamız lazım bugünden. O zaman Kasım'da bir faiz indirimi bekleyebilirim ama şu an için hani Eylül ve Ekim enflasyonunu görmeden ben hala Ocak ayında bu faiz indiriminin başlayarak neredeyse her toplantıda 25 bas puanlık bir faiz indirimiyle işte sene sonuna doğru aşağı yukarı %30'lara doğru geri gelen bir politika faizi, %20'lerin civarında diyebileceğimizde bir enflasyon oluşması ve hala reel faizle devam etmemiz mümkün olabilir. Peki, şimdi neleri fiyatlıyor konuştuk. Bir de son durumu konuşalım. Şimdi haftaya yükselişle başlamıştı ki dün geçtiğimiz hafta 9500 puanın altına da sarkmıştı. Biraz tedirgin etmişti. Şimdi biraz toparlanmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Öyle söylemek için erken mi? Yok, bence erken değil. Yani ben şimdi şöyle, tabii yani bu çok doğal bir süreç desem burada çok da gerçekçi olur muyum emin değilim ama yani bir Ağustos ayını şöyle bir gözümüzde canlandırdığımızda hem dışarıda hem içeride birçok konu, mesela kur ve tahvilde çok büyük bir fiyat hareketi, ülke risk biriminde çok büyük bir değişiklik olmadan, yani neredeyse borsa haricinde her şey sabit veya sabite yakın devam ederken biz bilanço dönemi, yurt dışı bazı gelişmeler ve içerideki bazı ekonomik tartışmalar da diyebiliriz. İşte buna yüksek faiz ortamı, borsaya alternatif pazarlar vesaire de eklenirse yani bir düzeltme yaşadık. Yani ve bu düzeltmenin de ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o pandemi enflasyon etkisinin geride kaldığı bir borsada tabiri caizse bazı sönüşler oldu. Yani aşırı yükselişlerin içerisinde, sadece endeks için konuşmuyorum, hisse bazında ve 9400 gibi 200 günlük ortalamanın altına geldikten sonra da toparlayan bir borsa. Şimdi önümüzde bizim için dediğim gibi ekonomik göstergelerde iyileşme, not artışı, küresel piyasalarda daha düşük bir faiz ortamı, belki Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin yaklaştığı sinyalleri ve yurt dışında da bir Amerikan seçiminin sonlanacağı bir yıl sonu 3,5 ayına giriyoruz diyelim bugünden baktığımızda. O açıdan bence bu düzeltme sonrasında özellikle borsanın yeni başlayacak olanlar için veya işte mevcut pozisyonlarında hisse değişimi yapacaklar için çok uygun bir alan olduğunu düşünüyorum ve hala yıl sonuna doğru yeni bir risk algısı oluşmazsa ve Amerikan seçimleri kazası belası geçerse piyasalar açısından, yani kazası belasız deyimim o açıdan, dolayısıyla biz 11.250'nin üstünde yeni bir zirve yıl sonuna kadar görürüz diye tahmin ediyorum. Nereden başlar peki? Bu her zamanki gibi şeyden mi? İşte bankacılık filan, finans sektörlerinden mi başlar sizce? Bana öyle geliyor. Şimdi şöyle, neden? Bir kere yani Kasım'da bir not artış daha gördüğümüzde, bankaların hala kredi not artışları içerisinde, bugün de oldu hatta, değerlemeleri devam edecek. İkincisi, Kasım'a geldiğimizde mesela şöyle bir algı olur büyük ihtimal. En kötü ihtimal diyelim ki Kasım'da faiz indirimi olmasa bile Merkez Bankası Ocak'ta faiz indirecek denilebilir.
Sermaye akışları buraya doğru devam ederken bankacılıkta da iyi bir düzeltme oldu. Yani bankacılık endeksi yaklaşık 16.300'lerden 14.000'lere kadar geri çekildi. Dolayısıyla faizin inmesi demek aslında bankacılığındaki tahvil bonolar üzerinden tekrar kar oluşması bankalar açısından ve hatta kredi hacminin de genişlemesi demek. Bu bir beklenti yaratır. Bir günde olacak bir şey değil ama dolayısıyla ben burada bankacılığın önderliğinde faizlerin düşmesi de sanayi tarafında yeni yatırımları, işte şirketlerin tekrar güçlenmesi belki bazı kredi fırsatlarıyla görülebilir diye düşünüyorum. Mesela biraz önce yayında bir kesinti olduğunda farklı yayına geçtiğimizde yanlış görmediysem ihracatçılar için yeni bir teşvik veya bir düzenleme üzerinde de çalışıldığını Ticaret Bakanlığı açıklamış. Mesela bu gibi gelişmeler de bizim özellikle ihracat yapan şirketlerimiz açısından önemli olabilir. Yani ben bankacılık önderliğinde olacağını düşünüyorum. Ama sanayi şirketlerinde farklı nedenlerle bu ralliye katılabileceğini görüyorum. Şöyle de bir tezim var, yani çok uzatmayayım ama Amerikan seçimleri geçtikten sonra bizim için önemli olan iki tane jeopolitik risk var. Yani biri kuzeyimizde, biri de güneyimizde ve bize de çok yakın ne diyelim hani siyasi ve ekonomik açıdan da yakın bölgeler. Dolayısıyla burada yeni başkanın kim olursa olsun yeni bir hikaye üzerine bir strateji oluşturma ihtimali muhtemel. Yani bu jeopolitik risklerin büyümesi yerine bunların çözümü konusunda olası adımlar da görebiliriz. İşte bizim şirketlerimizin bu bölgelerde çalışanları, proje üretenleri de yine Borsa İstanbul'da eğer gerçekleşirse bu algı bence ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Peki kısacıkta yeni rekor seviyeler gördük. Altın beklentinizi alalım mı? Hem ons hem de gram tarafında. Valla kısacık nasıl altın yorumu yapacağım bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani ons'ta bir kere şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun 2700 dolar üstünde herhangi bir tarihte biz bir kalıcılık görüyorsak orada 2700-3500 dolar bandı var. Ve bu 15 ay, 18 ay içinde olasılık dahilinde bir fiyatlama. Ama kısa vadeye bakarsak 2600 doların altındayız. Fed öncesi de bir 100 dolar yukarı çıktı. Dolayısıyla ben hani akşam mutlaka bir kar realizasyonu, bir yukarı doğru hareket olsa da görebiliriz gibi geliyor. Ama yani 2400 dolarların altına gelmedikçe ons altında hala bir yukarı beklentimiz var. Dolayısıyla gram altın kurdan çok etkilenmiyor ama ons altında neredeyse paralel hareket ettiğinden orada da uzun vadeli 3000 TL'nin üstü çok net olabilir. Dediğim gibi 2700 doların üstüne geçerse ons. Ama kısa vadede de 2800 TL'nin altında sanki her fiyatlama yeniden ufak ufak en azından bir güvenli barınak gibi görebileceğimiz, yani yüksek getiri beklentisi değil de bir köşede dursun diyebileceğimiz bir yatırımsa hala sanki altın için fırsat olacak gibi gözüküyor. Vallahi çok kısacık da olsa güzel yaptın. Şey tabii yani altın. Altın. Yani şöyle, altın bugün dünyadaki portföylerde de bu sene geçen seneye göre daha fazla. Ne zaman bir risk algısı olursa küresel tarafta veya olabileceği ihtimali varsa hisse senedi veya yüksek riskli fonlarda altın miktarı hep arttırılır. Biz merkez bankalarından da bu fonlardaki pozisyonlarda da bu sene çok fazla böyle bir azalış, işte ilgi alaka eksilmesi görmediğimiz için evet iyi de bir potansiyeli oldu son iki yılda. Ama ben hala güçlü kalabileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünün, Amerika'da faiz %5'ten, 5.25'ten 3'lere geldiğinde mutlaka altın içinde bir hikaye oluşturabilir. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, son bir dakikamız. Bir dakikada altınla ilgili söylemek istediğiniz var mı Mustafa Bey? Yoksa hemen yani, bir dakikaya petrolü de mi sığdıralım yoksa ne dersiniz? Valla bilmiyorum, petrol konusunda tabii uluslararası piyasalarda bir bu sıralar yükseliyor mu düşüyor mu?
Yükseliyor. Yani evet. Aslında 69 dolara kadar gerilemişti ki bu Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeydi. İlk kez 70 doların altına inmişti ama şimdi birden 73 dolarların üzerine çıktı. Zaten petrol uzun zamandır kendinden konuşturmayı başarıyor değil mi Tomu Çarbaş? Onun çıkmasını çok istemiyorlar galiba. Evet. Rusya o işten yararlanıyor diye bir orada öyle bir tutma durumu mevzu bahis ama o da tartışmalı bir durum yani. Çok mesela Arap ülkeleri de Amerika'nın kuyruğundan gidelim biz de tutalım üretimi şey yapalım arttıralım falan demiyorlar yani. Peki bunu sonra öğrenebileceğiz. Tonguç Bey de bunun gerçekten nereye gideceğini söylesin de. Tamam. Ben yayın düzenini bozmayayım ama şöyle kısaca şunu söyleyeyim. Aslında petrol uzun zamandır düştü. Yani Brent'te 69 dolarlar, hani 85 dolarlara baktığımızda bu bizim için de iyi bir şey. Evet. Ama son 3-4 dolarlık yükseliş tamamen doların zayıflaması. Yani bu işte FED beklentileriyle paralel. Çünkü dolar bazlı fiyatlandığı için. Ama ben tabiri caizse çok böyle canlı bir petrol fiyatlaması kısa vadede beklemiyorum. Belki seneye işte faizler indiğinde bir yükseliş olabilir talep artışıyla. Dolayısıyla en azından o yatay fiyatlamanın işte 70-80 dolar arasında devamını yıl sonuna kadar bekleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Alhaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Analiz Sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.